arkadaşlar. Bugün Klinik Atletik'teyiz. Burası Omurga ve Sporcu Sağlığı Merkezi. Yanımda Cem var. Cem Koçak. Kendisi fizyoterapist. Biraz bize bahseder misin? Nedir Klinik Atletik? Neler yapıyorsunuz? Tabii bahsedeyim. Klinik Atletik 2018 yılından beri Sporcu Omurga Sağlığı'nın ikinci olarak hizmet vermekte. Toplamda 4 fizyoterapist, 10 tane asistan, ortopedist ve beyinsiniz cerrahi konsültasyonuyla beraber hizmet veriyoruz. Kendim uzman fizyoterapist olarak burada hizmet vermekteyim, baş fizyoterapistini yürütmekteyim. Birçok sporcu sağlığındaki rahatsızlıklarla doğrudan tedavi ve rehabilitasyon kısmında yer alıyoruz. Omurga rahatsızlığında da daha çok skolyoz ağırlıklı, kifoz lordoz rahatsızlıklarında Alman ekollerini Türkiye'de kendimizce uygulamaya çalışıyoruz. Süper. Bugünkü aslında buraya geliş amacımız koşucularda ayak basış analizi. Yani her koşucunun bir basışı var ve hepsi farklı. Bunun için sizde bir cihaz var. Buna uygun bir analiz yapıyorsunuz ve sonuçlarına göre bir yöntem uyguluyorsunuz. Evet. Ondan biraz aslında bahsetmenizi isteyeceğiz. Tabii ayak analizi bizler için çok önemli. Aslında bütün insanlar için çok çok önemli. Bütün vücudun yer çekimine karşı uyguladığı dirence karşı temas ettiği tek yer. İki noktadan bütün yükümüzü, omurga yükünü ve eklem yüklerini yere aktarıyoruz. Bunun yanlış olması, doğruyu aktarımın olamaması birçok eklem rahatsızlığı, omurga rahatsızlığını hatta performans olarak sporcuları doğrudan etkileyebiliyor. Genel manada herkese böyle bir sorunla karşılaşabiliyor. Sporcularda daha da önemli olmasının sebebi hem vücudunu ekstrem olarak kullanmaları ve ayakla beraber performansın arttığı bir spor branşı olmasından kaynaklı yükün doğru aktarılamaması teknikleri bu sefer kompanse etmemelerine sebep oluyor. Ve birçok rahatsızlıkları, işte ayak ligament problemleri, eklemdeki stresin tolere edilememesi doğrudan performansı ve kişinin motivasyonunu etkileyebiliyor. Bizdeki cihaz ise kişinin statik olarak ayak analizini sağlıyor ve biz orada doğrudan görüntü olarak kişinin ayak bileği ve ayak yapısını ve tabanını analiz edebiliyoruz ve uzman fizyoterapist ona yönelik ayakkabı şekli ya da ayakkabı yapısı ya da tabanlık, ortopedik tabanlık önerebiliyor. Yani aslında genel olarak bir çıkartılan ayakkabılar var. İşte içe basma, dışa basma ama tabii kişiye özgün olmadığı için o da tam sorunu çözmüyor. Evet. Yani en nihayetinde bir basış analizi yaptırıp her koşuya başlayalım. Uzun vadede sakatlanmaması için böyle bir işlem yapılması gerekiyor. Aslında her insanın dediğim gibi koşmuyorsa bile ayak analizini bir keresinde hayatına yaptırması gerekiyor. Hani hepimizin birçok problemi olabiliyor ve bunların temel sebebi işte ayaktaki yapıdaki bozukluktan kaynaklı olabiliyor ve bunu tahmin edemeyebiliyoruz. Bel ağrısına bile sebep oluşabiliyor. Sporcuların kesinlikle spora başlamadan önce bir check-up gibi düşünüp bunu bir veri tabanı edip elinde bunun sağladığı analizlerle yol alması gerekiyor. Herkese tabanlık vermiyoruz bu arada. Yani dişlerin baktık ki ayakları stöler edebiliyor ve doğal kalitasyonu var. Bizim biraz daha tarzımız doğalı desteklemek olduğu için tabanlık çok gerekmediği takdirde vermiyoruz. Tabii tabanlık doğal bir şey değil mi diye düşünürseniz de aslında ayakkabı kullanan herkes bu tabanlık kullanıyor. Evet. Sadece kendisi özgür değil. Yani standartize edilmiş bir yapıdaki tabanı kullanıyoruz. Bunu biz kişiye özgü çevirdiğimizde ise ne diyoruz? Hem medial arkını desteklediğimizde ise kişi daha çok bu yükü kompanse edebildiği için ekleme daha az stres biniyor ve istediği pace'lere kadar çıkabiliyor. Ya da genellikle böyle oluyor. Yükseldikleri dönemlerde sakatlıklar karşılaşan kişiler ayak yapısının toleransiyonunun düşmesinden dolayı oluyor. Bunları minimalize ediyoruz. Anladım. Biraz o zaman şu ürüne bakalım. Bakalım. Beraber inceleyelim. Neler sunuyor? Evet. Size kioskumuzdan bahsedeceğim. Biz Footbalance'la beraber 2018'den beri işbirlikleri yapıyoruz. Finlandiya asıllı bir marka. Bir fizyoterapist tarafından geliştirilmiş bir marka. Bu Fit Pro serisi. Bir kioskun altına temelinde analiz yapabildiğimiz böyle bir noktamız var. Burada bir ayna var. Ayna yansıyan bir ayna ve ışıklı bir ayna. Burada kişiyi üstüne çıkarıyoruz. Çıplak ayak şeklinde ön taraftan, front pozisyonundan, işte tekrardan arka front pozisyonundan alıyoruz. Ve bir minimal squat testleri var. Parmak ucu kaldırma testleri var. Onlara göre yapısal ya da fonksiyonel deformiteleri ayırt edebiliyoruz. Ayak taban gerginliklerini ölçebiliyoruz ve ayak yapısının aktarımını ölçüyoruz.
Daha sonrasında buradaki verileri kişinin mailine doğrudan yapı olarak iletebiliyoruz. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi tabanlıklarımız var. Tabanlıklarımızdan bahsedeyim size. Burada medikal serisi dediğimiz silver ve black serisi var. Bunlar daha çok çocuklarda ve bireylerde medikal manada rahatsızlığı olan, ayakta kırık, işte düz tabanlık olan gibi ya da düşük ayak deformasyonu gelişmiş gibi bireylerde, daha çok spor faaliyeti düşük olan bireylerde kullandığımız tabanlık serisi günlük yaşama uygun. Diğerleri ise daha çok sporcuya yönelik ve spora yönelik dizayn edilmiş tabanlıklar. İçerindeki maddeler ve kullanılan malzemeler spora göre değişiyor. Burada işte serbest koşu, koşu bandında koşu ve golf tarzında sporlara uygun bir tabanlık var. Diğerinde ise daha çok trail'de kullandığımız, bu daha çok trailcılara verdiğimiz bir tabanlık. Şok absorbasyonu ve yer zemini adaptasyonu daha yüksek. Dağ yürüyüşü, trail, tenis ve basketbolda çok fazlasıyla tercih edilebiliyor. Evet, bunların da çeşidi olduğunu bilmemiz güzel olur. Evet, bir de burada mesela bisikletçilere daha çok verdiğimiz motocross, bisiklet, futbol, işte burada buz okeyi ve kayak dediğimiz sabit zemin platformunda kullanılabilen tabanlıklar var. Daha ince mesela. Bunun yapısı diğerlerine göre daha ince. Çünkü kilitli pedalda falan daha rahatlıkla ayakkabının içine adapte edebiliyoruz. Bunların ayrı olması bizlerin sporcuya yaklaşım tarzını daha da özelleştiriyor ve verim almamızı çok çok daha kolaylaştırıyor. Mükemmel. Bir de bunlarda mı o şey seçeneği vardı? Şimdi bir bunu yaptırıyorsun, ayakkabının içine koyup sürekli kullanıyorsun ayakkabının içinde. Bir de sanki böyle bir ısıtmalı yöntemi olan vardı. Evet, evet bunlarda. O daha çok günlük yaşamda kullanmak isteyen bireyler için, işte burada analize gelemeyip ya da bireysel olarak bir tabanla ulaşamayan bireyler internetten kendisi satın alıp fırında ısıtabiliyor. Ve ısıtıda orada bir ayarı var, bir çipi var, o çipin kırmızıya dönmesi gerekiyor. Döndüğü takdirde alıyor, ayakkabısını çevre geçiriyor ve kendisinin basışına göre o desteği sağlayabiliyor. Bunlarsa tamamen fizyoterapistin eşliğinde ve dizaynında şekilleniyor. Tabi burada da bir ısıya maruz bırakıyoruz. Tabanlıklar sizin ayaklarınıza göre ısıtılıyor. Sonrasında fizyoterapist, sizi burada gördüğünüz bir pediniz var, siyah ped, burada göstereceğim. Bu kedinin üzerinde belli noktalar var kavitasyon şeklinde. Böyle yer değiştirip üzerine sizi çıkarıyor tabanlıkla beraber. Ve size göre ayak şeklinizi belirliyor. Daha sonrasında da dışarıya aldığınızda ise bir ısı tabancasıyla tekrardan ısıtıp noktasal işte kendinizi size gördüğü deformiteye göre dizayn ediyor. Ve o toplamda 15 dakika sürüyor bu işlem. Bayağı erişim gibi. İş yapıyor. Aynen. Bunun daha çok erişçileri daha da spesiyel olarak, kişiye özgü olarak tasarlayabiliyoruz. Tabii bu her türlü daha kolay iş yani. Sonuçta giy ayakkabına ve devam et. Aynen. Toplamda 1 yıl gibi bir ömürleri var. 6 ayda bir bakım yaptırıldığında bu ömür uzayabiliyor. Her şeyin ömrü olduğu gibi bunların da bir ömrü var. Çünkü çok doğal malzemelerden üretildiği için çok kolaylıkla da tekrardan revizyona ihtiyaç duyabiliyorlar. Diğer tabanlıklar bildiğiniz gibi eskusun mantar tabanlıklar ya da sersemin kolektif malzemeden yapılanlar ise ayaklı mantar, nasır, işte daha farklı deformite, bası yarası gibi şeyler çıkarabiliyor. Bunlar ise gümüş ionosfer oldukları için herhangi bir bakterinin üzerinde üremesine izin vermiyorlar. Harika. Süper. Çok faydalı bilgiler. Şimdi bir analiz yapalım bence. Deneyelim evet. Tamam. Deneyelim. Ürünler istersen oraya koyabiliriz. Bakalım bende nasıl bir sonuç. Bakıyor musun? Çoraplarımı çıkartma kuralına şey yapayım bakın hani. Sonrasında halıyı alacağım seni. Evet arkadaşlar. Evet. Sizin için test ediyorum. Üstüne çıkacağız. İnsana neler yapayım? İlerleyebilirsin. Dengede kalacaksın. Buradan tutabilirsin istersen. Şimdi analizi başlat butonuna basacağım. Buradan ekranı da alabiliriz isterseniz. Gözüküyor ekranımız. Analizi başlat dedim. Serbest bırakalım kollarımızı. Bu sefer yanda dursun. Süper. Karşıya bakıyoruz. Buradaki yazıya bakabilirsiniz. Buradan görüntüyü çektim. Buradan direkt görüntünüzü aldım. Şimdi buraya dönüp bakabilirsiniz. Ayağın buradaki parmak basışı, topuk ve aradaki kavşak, lateral kavşak gayet sağlıklı. Bir tık sadece iç hatta burada renginin açık olduğu hatları görüyor musunuz? Evet. Normalde daha da açık olması lazım. Bir tık böyle düşük ayak tarzı
düşük taban tarzı bir şey var. Biraz daha içe doğru. Onun için düşük yazıyorum. Çok çökmüş taban değil de düşük olarak göstereceğim. Sonra ilerleyeceğim. Arkanızı dövmenizi isteyeceğim. 3 tane daha test yapacağız burada. Normal karşıya baktınız. Evet, burada görüntü çektim. Sonra 45 derece kadar bir squat yapacağız. Olduğumuz yerde öne doğru eğildik. Burada gene de alabilirsiniz. Belki eğildiğini alabilirsiniz. Evet, öne doğru bir tık eğildim. Süper, biraz daha. Tamam, burada görüntüyü aldım. Sonra yukarı doğru kalktım. Parmak uçlarını yukarıya doğru kaldıracakmış gibi. Evet, böyle karşıya bakmaya devam edin. Çektim, şimdi geri dönebilirsin. Burada ekrandan bahsedeceğim. Şimdi arkadan çektiğimde resimde gördüğün gibi ayağında normalde aşil tendonu bu kırmızı hattaki düz hatta doğru gitmesi gerekiyor. Ama bir tık daha demin de bahsettiğim gibi hafif bir pronation dediğimiz içe doğru bir yönelme var. Yani iç desteğinin yaylandığın kuvvet, aslında parmak ucu yaylanmanın aldığı hat bir tık içeriye doğru yük aktarmış. Bunun ikincisinde ise 45 derece kadar bir squat yapmanı istemiştim. Bu senin sırtını döndüğünde sol ayağın oluyor. Sol ayağın yapısal olarak pronasyondayken sağ ayağın bir tık daha onu adaptasyon için eğilmiş. Çünkü indiğinde bu biraz daha nötralize doğru geliyor. Bu ise normal formunda kalıyor. Üçüncü yaptığım testte ise ayak taban gerginliğini ölçmek istemiştim. Parmak uçlarını kaldırdığında ise bu lateralde gördüğüm doğal kavitasyon var diye o ortadan kalkıyor. Yani yüksek oranda tabanının gergin olduğunu gösteriyor. Bu da pronasyonu bizi destekliyor. Peki pronasyon olursa ayağınıza nasıl bir rahatsızlıklar sizi bekliyor diye bakarsanız ayağın içe basması kinematik zinciri doğrudan etkileyecektir. Diz, kalça, bel, sırt ve boyun hattına kadar bir postural bozukluğa ya da mekanik strese sebep olabiliyor. Bunlar baş ağrısı, boyun sırt ağrıları gibi, bel ağrısı, kalça problemleri, diz problemleri ya da hip splint deformitesi en çok koşullarda gözüken yatkınlık olabiliyor. Ya da ayak bileğine ligamentöz ve ayak taban ağrılarına sebep olabiliyor. Bu analizimin bittikten sonra doğrudan sizin kişisel verilerinizi burada girerek mail yoluyla bu analizi size yönlendirebiliyoruz. Süper. Yani ben şimdi bir tabanlık yaptırmaya kalktığımda daha ziyade böyle içe basmam gibi bir şey olduğu için. Ayağınızda pronasyon var ve ayağın tabanın altı gergin olduğu için bir tık daha medial arc dediğimiz ayağınızın iç kısmındaki bölgeyi biraz daha destekleyici bir tabanlık yapılması lazım. Ve koşucu olduğunuzu biliyorum. Hem trail koşuyorsun hem düz zemin koşuyorsun diye biliyorum. Evet. İkisine yönelik belki tarsal kanal dediğimiz bu parmakların bittiği noktadaki yerde bir yükselti de verip senin performansını bir tık parmak ucuna alarak pace'ini yükseltebiliriz. Bu da senin işte itiş mekanizması, yeri kavrama mekanizmanı daha da kuvvetlendirir diye düşünüyorum. Şu an bir sorun yaşayabileceğini çok sanmıyorum çünkü performans olarak iyi bir aralıktasın. Evet, ama bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım. Ben bir kere aslında bizim daha basit yöntemle bir şey yapılmıştı. Orada natural gibi görünüyordu ama tabii daha şey... Kombine bir ölçü, aynen, üç yapılan etrafında ölçülüyor. Hani sol ayak bileği bir tık daha sağa göre daha desteğe ihtiyaçlıymış gibi gözüküyor. Belki tek bacak kullanımın varsa gün içerisinde işte şöyle durma gibi ya da bacak üstüne atma gibi. Mesleki şu. Evet. Mesela bunlar bir tık daha tek ayak deformitelerine sebep oluşabiliyor. Anladım. Burada bilgilerin... Evet arkadaşlar, basınç analizi mailime geldi. Siz de gidip ücretsiz bir şekilde basınç analizi yaptırdığınızda mailinize detaylı bir rapor geliyor. Bu şekilde buradan da görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Rapor inceledikten sonra zaten tabanlığı yaptırmak isterseniz tekrar bir başvuru yapıp direkt klinik atletiğe tekrardan gidip orada yaptırabiliyorsunuz. Evet, durum böyle. Evet arkadaşlar, analizimizi yaptık. Cem Hoca bize yardımcı oldu, sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir koşucu arkadaş, bir yürüyüşçü arkadaş, videoyu izleyen biri gelmek istiyor. Nasıl bir yol izleyecek? Basınç analizi yaptırmak ve tabanlık yaptırmak için. Doğrudan kliniğe arayabilir ya da Instagram'dan da ulaşabilir. Ayak rahatsızlığı varsa, ayak rahatsızlığı için ilk önce muayene olmasını tercih ediyoruz. Klinik atletikten muayene alıp, randevusu alıp ilk önce ayağını bir muayene edip, kontrol edip sonra analize getiriyoruz. Ama hiçbir sorun olmadı. Sadece bir şey var mı, işte koşuyorum, tabanlık yaptırmak istiyorum derse doğrudan tabanlık yaptırmak için arayabilir. Tabanlık öncesi zaten ücretsiz olarak analizlerimizi yapıyoruz.
herhangi bir ücret talep edilmiyor. Evet, süper. Teşekkür ederiz bilgiler için.